İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin 2018 yılı parlamento seçimlerine adaylık başvuruları devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 37. oturumda bir konuşma daha bulundu. Başbakan Paşinyan, New York'ta İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşması, Barzani, Irak Kürdistan'ında ikinci referandumu gerçekleştirmekten söz ediyor. Suriye'de durum en büyük yaratıcı halktır. Gidin ve öğrenin ondan. Bugün Gomidas'ın doğum günü. Gerçekleşecek olan Batı Ermenistan parlamento seçimlerine Arman Hozapiryan, Simon Daronyan ve Sahak Mutafyan da adaylıklarını koydu. Arman Hozapiryan, Batı Ermenistan'ın Dersim eyaletinin Hozat kasabasında 1977 yılında doğdu. 1987 yılında Pertek'e yerleşti. İlk orta ve lise eğitimini Pertek'te aldı. 1997-2018 yılları arasında teknik eczacı olarak çalıştı. Yerli Ermeni halkının ve Batı Ermenistan halklarının haklarını daha iyi savunabilmek için Batı Ermenistan parlamento seçimlerine adaylığını koydu. Simon Daronyan, Batı Ermenistan'ın Muş şehrinde doğdu. 1894-1923 yılları arasında ailesinin büyük bir kısmı soykırımlara kurban giderken sadece dedesi mucize eseri kurtuldu. Batı Ermenistan'ın bayrağı ve marşı olan Zartir Laun'un Ermeni halkını tek bir gökyüzünün altında birleştirdiğine inanmaktadır. Sahak Mutafyan 1976 yılında İstanbul'da doğdu. Ataları 1915'te Van'dan sürgün edilerek Türkiye'nin Isparta şehrine sığındı. Ailesinin anlatımlarıyla ve Türkiye ile Ermenistan'da yaptığı araştırmalarla ulusal kimliğine kavuştu. 2018'de gerçekleşecek olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento seçimlerine adayların adaylık işlemi için imza toplaması 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren başladı. Aday biyografisini, kısa faaliyet programını ve eğitim sertifikasını sunmalıdır. Batı Ermenistan Cumhuriyeti parlamentosu Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarınca oluşmaktadır. Milletvekilli adaylığı için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlık kimlik kartına sahip olmak gerekiyor. Adaylar aday olmak için Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarından en az 200 imza toplamalıdır. Seçimler hakkında daha ayrıntılı bilgiyi Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun sitesinden izleyebilirsiniz. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 73. zirvesinde yaptığı konuşmada Karabağ-Arsah meselesine de değinerek sadece karşılıklı taviz yoluyla sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı. Paşinyan, Dağlı Karabağ Arsah meselesinin barış yoluyla çözülmesinin Ermenistan'ın dış politik gündeminde önemli bir yer aldığını dile getirerek Arsah Cumhuriyeti'nin statüsü ve güvenliğinin Ermenistan için müzakereler sürecinde öncelikli olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden konuşan Paşinyan, anlaşmazlığı savaş yoluyla çözme girişimleri bölgenin güvenliği, demokrasisi ve insan hakları açısından büyük tehdit oluşturuyor. Dolayısıyla Azerbaycan meseleyi savaş yoluyla çözme fikrinden vazgeçip müzakerelere karşı da saygısız davranışını değiştirmelidir, dedi. Eğer Azerbaycan gerçekten barış yoluyla meselenin çözülmesini istiyorsa Dağlı Karabağ Artsah ile diyalog kurması gerektiğini hatırlatan Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan her fırsatta Artsah'ın kendisine bağlanmasını talep ediyor. Aynı zamanda da Dağlı Karabağ Arsak ile diyaloğa girmeyeceğini öne sürüyor. Şimdi bu bir sorundur. Karabağ Arsak'la diyalog kurmadan Azerbaycan onu nasıl kendisine bağlamak istiyor? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Eğer Azerbaycan'ı halk değil sadece toprak ilgilendiriyorsa ancak böyle mümkündür. Demek ki Azerbaycan hükümeti Karabağ Arsak'ı Nahçavan gibi Ermenilerden temizleme niyetinde. Buna karşılık Dağlı Karabağ Arsak'ta da haklı olarak Azerbaycan'a katılmanın Ermeni halkının yok edilmesi anlamına geldiğini öne sürüyor. Dolayısıyla eğer Ermeni halkının tekrar soykırma maruz kalmasını istemiyorsak, Karabağırsak asla Azerbaycan'ın bir parçası olmamalıdır vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, New York'ta İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir görüşmede bulundu. Muhataplar Ermeni-İran ilişkilerinin gündemindeki çeşitli konuları ele aldı. Görüşmeciler ekonomik işbirliğinin gelişmesine önem verdiler ve bunun var olan ikili siyasi ilişkiler seviyesinden önemli ölçüde düşük olduğunu kaydettiler. Nikol Paşinyan, Ermeni-İran ilişkilerinin özel bir karaktere sahip olduğunu ve bunun güçlü dostluk bağları temelinde gelişmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Hasan Ruhani ise iki ülke arasında yüksek düzeyde bir güvenin olduğunu kaydetti. İran Cumhurbaşkanının sözlerine göre Ermeni cemaati kendi ülkesinde önemli bir role sahip ve İranlılar arasında büyük saygı görüyorlar. Ekonomik işbirliği hakkında konuşan Hasan Ruhani, Avrasya Ekonomik İşbirliği ile imzalanan serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın Ermenistan-İran ekonomik işbirliğini daha da derinleştirecek bir fırsat sağlayacağına duyduğu güveni dile getirdi. Hasan Ruhani Başbakan Paşinyan'ı İran'a davet etti ve ziyaretin ikili işbirliğini genişletme yollarıyla ilgili daha kapsamlı bir görüşme ortamı sağlayacağından duyduğu güveni dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 ülkenin liderleri önünde 25 Eylül'de bir konuşmada bulundu. Beklendiği gibi o Kuzey Kore, İran, Venezuela'nın yanı sıra şiddetle karşı çıktığı sosyalizm ve dünya hakimiyetine denetim altına almak istedikleri göçmenlik sorunlarından değerler sistemine kadar konulara değindi. Amerika her zaman özgürlüğü seçer. Biz başka ülkelerin ne tür tanrılara taptıklarını ve hangi geleneklere sahip olduklarını dile getirmiyoruz. Fakat biz geri kalanına ve bizim seçimimize saygı göstermesini talep ediyoruz. Suriye sorunu kalbimi parça parça ediyor ancak bu sorunun sadece yasal bir çözüme sahip olduğundan eminim. Ve Suriye halkının seçimine saygı gösterilmeli diyen Trump, ayrıca Orta Doğu'nun ve tüm dünyanın çözümünün uluslararası hukuk ve antlaşmalara dayandırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkanı Armene Gabrahamyan, Trump'ın bu düşüncelerini paylaşmaktadır. Milletlerin özgürlüğü bu milletlerin tarihi ve gelenekleri ile ilişkilidir. Bu milletlerin elde ettiği haklar pek çok zorluklardan sonra uluslararası hukukun konusudur ve mümkün olduğu kadar kısa bir süre sonra bu hayata geçirilmelidir. Ve tam da bu yasal ve politik çerçevelerde Batı Ermenistan kendi bağımsızlığı için adil mücadelesini sürdürüyor ve Ermeni halkının ve Batı Ermenistan'da yaşayan diğer halkların barış içinde ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlayacaktır. Mesut Barzani, özel Irak Kürdistanı bölgesinde ikinci referandumu gerçekleştirmeye hazır olduğunu açıkladı. 25 Eylül 2017 tarihinde Özel Kürdistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı referandumunda bulunan Kürdistan'ın eski hükümet yöneticisi ve Kürdistan Demokrat Parti lideri Mesut Barzani, şimdi ise ikincisini gerçekleştirmeye hazır olduğunu belirtti. Irak basınına yaptığı açıklamada Barzani referandum gerçekleştirme fikrinin doğru olduğunu, geriye ise Kürtlerin referandumdan yana olup bunun gerçekleştirilmesini isteyip istemediklerini öğrenmek kalıyor dedi. Barzani'nin bu önerisi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon konuşmasından Sadece bir ay sonra Irak'ın Kerkük ve Musul şehirlerinde yer alan birkaç terörist saldırılar sonrasında gerçekleşti. İlk referandumu Bağdat ve Erbil arasında gerginliğe yol açmış ve Irak Başbakanı tarafından geçersiz sayılmıştı. Irak Başbakanı daha sonra bu referandumu düzenleyenler hakkında yaptırımlar uygulamaya başlamış ve sonuçların beyanı iptal edilene kadar Erbil ile diyaloğu kesmişti. Haydar Al-Abad'ın aldığı, Kürdistan üzerinden uçuşların yasak bölge ilan edilmesi, tüm sınır geçişlerinin kapatılmasıyla ilgili cezai tedbirler, tüm bunların ve tartışmalı bölgelerin yönetiminin Irak merkezi hükümetine teslimine kadar devam edecekti. Irak Yüksek Mahkemesi'nin referandumu reddetmesinin ardından Erbil eski konumuna geri döndü. Bazı analistlere göre şimdi partisinde başkanlık görevi almaya çalışan Mesut Barzani bazı tavizler elde etmek için tekrar referandum versiyonunu ortaya çıkarıyor. İlk Irak Kürdistanı'nın bağımsızlık konusundaki ilk tarihi referandumun yasal dayanağı Sev Antlaşması'nın 64. maddesidir. Madde 64. Bu antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Kürt nüfusu 62. maddede belirtilen topraklarda bu bölgelerdeki nüfusun çoğunluğunun Türkiye'den bağımsız olmasını istediğini Milletler Cemiyeti Konseyi'ne başvurursa ve konseyde nüfusun bağımsızlığı hak ettiğini yönünde karar verirse o zaman Türkiye teklifi hemen kabul etmek ve bu topraklardaki tüm hak ve umyanlarından vazgeçmekle yükümlü olacaktır. Batı Ermenistan'ın 24 Haziran 2016'da Sevr Antlaşması'nı onaylamasıyla Sevr Antlaşması aktif hale geldi. Sevr Antlaşması'ndan sadece bir yıl 3 ay sonra 25 Eylül 2017'de gerçekleştirilen Kürdistan'ın bağımsızlığı ile ilgili referandum yukarıda belirtilen maddeye uygun olarak yapıldı. Fars Ajansı'nın belirttiğine göre Afrin'deki Türk yanlısı terör grupları talan ve ölüleri yağmalamaya devam ediyor. Örneğin Ankara tarafından desteklenen Alhamza Birliği adlı grup Bastula'daki tüccarlardan 3 bin Amerikan doları haraç alıyor. Buna paralel olarak Afrin çevresindeki tarım arazileri talan ediliyor ve Türk ordusu buraya yerleşen teröristlere ya da onların ailelerine topraklarını vermesi konusunda insanlara baskıda bulunarak terörize ediyor. Fars Ajansı ayrıca terörist gruplardan biri olan Hayat Tahrir Aşşam'ın İdlib'deki Suriye ordusuna karşı büyük çaplı bir saldırı başlatarak böylece Rus-Türk anlaşmalarını aksatmayı planladığını bildiriyor. Suriye ordusunun güney güçleri ise As-Safa platosu yanındaki çölde bulunan İslam Devleti grubunun kalıntı militanlarını temizlemeye devam ediyor. Bu operasyonlardan biri sırasında Filistin Kurtuluş Ordusu'nun saha generali Walid Kurdi öldürüldü. Bugün Ermeni büyük kompozitör Gomidas diye anılan Soğumun Soğumanya'nın doğum günü. O Türkiye'nin Kütahya şehrinde müziksever bir ailede doğdu. Bir yaşındayken annesini, on yaşındayken ise babasını kaybetti. Kendi bölgelerindeki Ermeni dini lideri Piskopos ünvanı için Ekmeyazine gittiği 1881 yılına kadar büyük annesinin yanında yaşadı. Katolikos 4. Gevorg, papazdan Eçmiyazin manastırında eğitim alması amacıyla kendisiyle birlikte bir yetim çocuğunu da yanında getirmesini istedi. Eçmiyazin'e gider ve orada inanılma şarkısıyla Katolikos üzerinde büyük bir izlenim bırakır. Sonunda 20 aday içerisinden soğumun seçilir. 1890 yılında diyakoz olur ve 1893 yılında ise Georgian Ruhban Okulu'nu bitirir. Komitas ülkenin tüm bölgeleri ve köylerini gezip değişik halkların şarkı ve danslarını toplar. Böylece çoğu koro şarkısı olarak düzenlenen yaklaşık 3000 şarkı toplamış olur. Komitas'ın en büyük çalışması kendisinin Badarak İlahi Ayin eseridir ki bugüne kadar kilise ritüelinde yer almaktadır. Badarak İlahi Ayin ilk defa 1933 yılında Paris'te yayınlanmış, 1988 yılında ise ilk defa Yerevan'da seslendirilmiştir. 1910 yılından sonra İstanbul'da yaşamış ve çalışmıştır. 24 Nisan 1915 tarihinde o diğer pek çok Ermeni aydınlar gibi tutuklanmış ve Arap çöllerine doğru sürgüne zorlanmıştır. Onun iyi Türk arkadaşı Emin Yurdakul ve Amerikan elçisi Henry Morgenthau araya girmiş ve Gomidas'ı kurtarmıştır. O Paris'e giderek çalışmalarına devam etmiş ve burada 1935 yılında psikiyatri kliniğinde vefat etmiştir. Bir yıl sonra ise onun naaşı Yerevan'a getirildi. Ermeni halkının evlatları sizler Mofses Horenatsi, Yeyişe, Naregatsi, Haçadur Apovyan, Rafi, Alişan, Beşiktaşlıyan okuyun ve kim olduğumuzu görün. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gomidas'ın Kurungatlı eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.